ederim efendim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şuraya koşalım. Ne kadar kaçsın? Edirne'den kaçsın! Şubidak'tan kaçsın! Şubidak'tan kaçsın! Dayanayet varsa! Kabulünden bu yana 23 yıl geçti. 8 Eylül 1999'da çıkarılmış olan 4447 sayılı yasanın bazı hükümlerinin evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik uygulanması emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini ortaya çıkarmıştır. Mevcut emeklilik şartları kazanılmış haklarımız iken üçüncü bir şart olarak eklenen yaş şartının geçmişe uygulanması adaletsiz, eşitlik ilkesine aykırı, yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı bir şekilde düzenlenmiştir. Bizler emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 2015 yılında kurulduk. Birçok faaliyetler, toplantılar, mitingler yaptık. Hak mücadelemizi kurumsal bir kimlikle yürüterek kısa sürede ülke genelinde teşkilatlanarak emeklilikte yaşa takılanlar federasyonumuzu kurduk. Bu sayede zamanında bir avuç EYT'li olarak başlattığımız mücadelemiz yine kısa sürede kitlesel mücadeleye dönüşmüştür. Bugün EYT Federasyonumuz ve ona bağlı il derneklerimizin faaliyetleriyle EYT mağduriyetinin artık bir mevzuat problemi olduğunu her fırsatta ifade ederek tüm çevrelere kabul ettirmiş durumdayız. Bugüne kadar birçok mücadelede karşımıza birçok engeller çıkartıldı. Federasyon ve bağlı derneklerimiz olarak yılmadan, pes etmeden, aynı zamanda da kırmadan, dökmeden mağduriyetimizi her alanda yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya devam ettik, anlatmaya da devam edeceğiz. Bugüne baktığımızda nihayet EYT probleminin bir an önce çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğu iktidardan muhalefetine tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmiş durumdadır. Elbette bu mücadele bu cümlelerde olduğu gibi hızlı gelişmedi. En başından beri çok olumsuzluklarla karşılaştık. EYT hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar, yanlış ya da eksik bilgilerle donanmış kişiler tarafından türlü sıfatlarla yaftalandık. Genç yaşta emekli olmak isteyenler olduğumuz öne sürülmüştü. Kamuoyuna erken emeklilik talebinde bulunanlar olarak gösterildik. Oysa ki kimseden ne bir lütuf ne de bir sadaka istedik. Tamamen anayasamızın 60. maddesinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir olarak belirtildiği gibi anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımız için mücadele ettik. Bizler yasanın talep ettiği çalışma sürelerini ve sigorta prim ödeme günlerini fazlasıyla doldurmuş, hatta 2 kat, 3 kat fazlasıyla da doldurmaya yaklaşmış emekçileriz. Bizler çalışma hayatına başlarken devletimizin bizden talep ettiği şartları yerine getiren ama söz verildiği gibi emeklilik haklarına kavuşamayan bir kitleyiz. Bizler emeklilik hayalleri ötelenen ve ilerlemiş yaşlarımıza rağmen emekli olamayan ya da emekli olup da aylık bağlanma oranlarıyla 3500 liralarla 70-80 yaşlarındaki anne ve babalarımızın ellerine bakan, onlara
muhtaç bırakılan bir kuşağız. Oysa olması gereken tam tersi değil midir? Cumhuriyet tarihinde en uzun süre çalışma hayatında kalmaya zorlanarak hem maaşlarımızdan peşinen kesilen sigorta primlerimiz hem de ödediğimiz gelir vergilerimizle aslında devletine en uzun süre katma değer sağlayan, destek olan kuşağız. Buna rağmen hainlikle bile suçlandığımız zamanlarımız oldu. EYT meselesi gündeme geldiğinde erken emeklilik istiyorlar, boş işler, köpük, bütçeye yük, çift dikiş söylemleriyle karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Asla yılmadık. Asla yılmayacağız. Bu asılsız suçlamalarla yaftalandığımız günlerde bizlerin hayalini kuramayacağı bol sıfırlı maaşlarla 5-10 dikiş atarak maaş alan bürokratların varlığı ortaya çıktığında canımızın ne kadar yandığını tarif bile edemeyiz. Değerli kardeşlerim, birlik olup sesimizi gür bir şekilde çıkarmaya başladığımızda kafalar karıştı. İlk defa bu işi çözmeye kalksak ne yaşarız acaba? Başımıza ne gelir diye düşünenler, bedelini her ay tıkır tıkır ödediğimiz haklarımızın iadesi için önce çeşitli kombinasyonlar, seçenekler, hesaplamalar yaptılar. Soralım şimdi. Değerli hocam, burada ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi burada 99 yılını, 4447 99 yılında başladı ve bir EYT problemi düşe eksende. Zaman zaman eksenimizde burada 2008'de çıkarılan ABO'yla problem birden daha da dikleşerek yukarı çıkıyor. Şimdi ben burada tabii birçok kombinasyon yaptım. Burada bu problemi, grafikteki problemi tek bilinmeyen EYT'yi çok bilinmeyen de hale getirdim. Ama ne yaparsam yapayım 10 tane kombinasyon kurdum. Çıkamıyorum işin içinden. Yok çözüm, sürdürülebilir değil bu. EYT istiyoruz. Formülsüz EYT istiyoruz. Şimdi burada herkesin gözü önünde bir kez daha soruyoruz. Bedeli fazlasıyla ödendiği halde ödenen bir hakkın maliyeti hesabı yapılabilir mi? Hangi maliyet hesabıyla kurulmaya çalışan hangi kombinasyonlar sonucunda hakkın sahibine iade edilmesini sürdürülemez buldunuz? Çok değil, bir sene önce bu kombinasyonları kurup da devlet bütçesi için EYT çözümünü sürdürülemez bulanlar şimdi yıl sonuna kadar çözüm için kolları sıvamış durumdalar. Bu çabayı takdirle karşıladığımız kadar aynı zamanda endişeyle de karşılıyoruz, takip ediyoruz. Çünkü artık yine bir seçim arifesindeyiz ve yine bir sürü vaatler havada uçuşuyor. Ve diyoruz ki, ey 2023 genel seçimleri sen nelere kadirsin? İktidara talip olan muhalefet partilerinin EYT konusunda vaat vermesini anlıyoruz da kısa süre önce çözümü sürdürülemez bulunan ve şu anda iktidar olanların EYT çözümü için vaat vermelerini, üzerinde çalışıyoruz demelerini ve takvim veriyor olmalarında anlamakta zorlanıyoruz. Şu anda iktidarsınız. Üstelik de 20 yıldır devam eden bir iktidarsınız. Neden çözüm için vaat veriyorsunuz? Neden takvim sunuyorsunuz? Mağduriyet ortada ve 4 gün sonra 23. yıl dönümümüzü tamamlıyoruz. Bizlerin talebi ve çözüm isteği ise çok net. Üzerinde aylarca çalışma yapmayı, araştırma komisyonları kurmayı gerektiren bir durum yok ortada. Tüm EYT'liler olarak çalışma haklarımıza başladığımızda tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde ötelenmiş haklarımızdan başka bir şey talep etmiyoruz.
Şimdilerde öne sürülmesi düşünülen formüller siyasetin ve medyanın diline dolanmış durumda. Önce Almanya, Hollanda, Finlandiya modelleri irdelendi. İşin içinden çıkılamadı. 10 kombinasyonlu formüller 5'e indi, 3'e indi. En son olarak içeriğini bilmediğimiz devlet sırrı gibi saklanan bir formüle indi. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur. Emeklilikte yaşa takılma konusu dünyanın hiçbir ülkesinde mevzu bahis değildir. Tamamen Türkiye'ye özel, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Farklı farklı formüller üretmeye, laboratuvarlara kapanıp çözüm için aramaya gerek yok. Değerli hocam, ne yapıyoruz burada? Efendim, biz şu anda yeni formüller üzerinde duruyoruz. Yeni formüller deniyoruz. Biraz EYT katıyorum. Biraz abo. Biraz staj. İntibak. GSS hepsini katıyorum ben. Bravo hocam. Maşallah. Ama bir sonuca varamıyorum. Hasan iki salak Osman 4 oldu. Bu ne çıldıracağım? İşin içinden çıkamıyorum ki. Bravo. Asla unutulmaması gereken şey. EYT'liler olarak devlet bütçesine yük değiliz. Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz. Sadaka asla istemiyoruz. Yardım edilmiş yoksullar olmak istemiyoruz. Altına basa basa çiziyoruz. Yeni mağduriyetler oluşmaması için bu yüzden çözümün de formülsüz olmasını istiyoruz. Şu anda masamızda tek formül var. Onu da zamanı gelince açıklayacağız, söylemlerini ise gerçekten anlamakta zorlanıyoruz, kavramakta güçlük çekiyoruz. Öncelikle neyin formülü? Yasa belli, mağduriyet belli. Tek formül derken kastınız nedir diye soruyoruz. Neyin zamanı gelince açıklayacaksınız? Vatandaşın mağdur edilmiş, bir an evvel çözmek gerek demek yerine oy kaygısında olup biz yaptık olduğuyla yeni mağduriyetler mi yoksa seçim vaadiyle mi yol alacaksınız? Formülünüzde 2008 yılında iktidarınızda çıkarılan aylık bağlanma oranlarının düşürülmesiyle kuşa dönen emekli maaşlarımız, insanca yaşayabileceğimiz maaşlar olacak mı? Soruyoruz. Çocuk yaşta çalışmaya başlarken sen çocuksun, çalışamazsın denilmediği meslek liselerinde stajla başlayan çalışma hayatımızda aldığımız sigorta numaralarımız, sigorta başlangıcımız sayılacak mı? Hiçbirimizin çalışma koşullarının aynı olmadığı zorluklarla geçen çalışma hayatımızda 8 Eylül 1999 yılı öncesi başlangıcı olan prim günü eksik kaderdaşlarımıza en azından prim günlerini tamamlayabilmeleri için bir borçlanma gelecek mi? EYT olup da emekli olanların bekledikleri sürelerle bağlanan 3500 lira emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı? Seninle. Hepimiz geldik bir çalışma hayatımızda 45-50 yaşına. En önemlilerden gördüğümüz sorunlardan biri de Z kuşağımız. Yani emeklilikli yaşa takılanların çocuklarının sosyal güvenlik kurumu yasalarından yaş haddi ve abo sebebiyle geleceğe güvenle bakabileceği sosyal güvenlik yasalarını tekrar ele alıp güvenli ortamı hazırlayacak mısınız diye iktidarımıza son sorumuzu da sorduk. Kafamızda emek ve alın teri kıymetiyle delice sorular oluyor. Siyasette alın teri dökenler
niçin ilk sırada olup da hakları gasp eden, edilenler oluyor diye de düşünmeden edemiyoruz. Soruyoruz iktidar ve muhalefete. 4 gün sonrasına 8 Eylül'deki 23. yılımızı dolduruyoruz. İktidarın zamanı gelince çözümünü açıklayacağız dediği toplumsal problem Türkiye'nin zamansız ve amansız bir yarası haline gelmiş artık. Bu formül ve zamanı gelince açıklayacağız söylemleri ister istemez emeklilikte yaşa takılan meselesinin yeni bir seçim malzemesi yapılmak istendiği yönünde düşüncelere itiyor bizi. Bu artık bizim asla kabul etmediğimiz, etmeyeceğimiz bir yaklaşım tarzıdır. EYT probleminin artık finansal bir problem olmadığı, bir an önce çözülmesi gereken büyük toplumsal problem olduğu kabul edileli çok oldu. EYT problemi siyasetin eliyle doğrulmuş ve yine siyasetin eliyle çözülmesi gereken bir problem olduğu kadar bünyesinde barındırdığı her görüşten mağdurların mevcudiyetiyle de siyasetin çok üstüne çıkmış toplumsal bir yaradır. Şimdi sıra ona geldi. Çalışma Bakanımızın dosyası önümüzde. Elimizde tek formül var. Onu da zamanı gelince açıklayacağız söylemlerinin karşılığının bu kitlede maalesef yeri bulunmamaktadır. Çünkü hepimiz tek bir imza, tek bir kararnameyle nasıl bir gecede çıktıysa bir gecede de çözülebilecek olduğunu biliyoruz. Kaynakların doğru yerlerde kullanılmamış olması ve bugüne kadar yapılan yanlış ekonomik tercihlerin bedeli emeklilikte yaşa takılanlara ödetilemez. Değerli kaderdaşlarım, biz artık sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yiyen bir topluluğuz. En bilinçli topluluk olarak vatandaşlık görevimizi kullanırken yaşadığımız mağduriyeti, zorlukları unutabilecek değiliz. Zaman kaybetmeden vatandaşımın yaşadığı mağduriyetler önemli diyorsa iktidar sürüncemede bırakmasın. Sabrımız kalmadı. Ankara düşesin bizi. Kitlemizle birlikte formülsüz EYT, abo, staj, intibak mağduriyetimizin çözülmesi için iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak 20 milyon ailemizle birlikte. EYT sandıkta hesap sorulacak. EYT sandıkta hesap sorulacak. 20 milyon ailelerimizle birlikte demokratik hakkımızın gereğini 2023 seçimlerinde yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Allah'a şükür. Tüm mağdur kardeşlerimle, kaderdaşlarımla haykırıyoruz ki yasa. Çıksın artık bu yasa. Çıksın artık bu yasa. Çıkacak artık bu yasa. Çıkacak artık bu yasa. Dik dur eğilme EYT seninle. 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 Formülsüz EYT, formülsüz EYT istiyoruz. Burası ayrı, orası ayrı olmasın arkadaşlar. 4447 iptal edilsin. 4447 iptal edilsin. 4447. Bravo. 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 Elimden kalsa. Tek formülümüz formülsüz EYT. 99 öncesi hakkımız neyse odur. Tek formülümüz budur arkadaşlar. Kombinasyonlar, formüllere gerek yok. Hakkımız neyse onu istiyoruz.
emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret ve sağlık hakkı başta olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimiz açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Bunu sağlamak devletin de görevidir. Sayın Başkan 23 yıllık süreci anlattı. Artık onun üstüne söylenecek çok söz yok. EYT sorunu artık bir vaat olmanın çok ötesine geçmiştir. EYT mağduriyeti derhal çözülmelidir. Ülkeyi yöneten siyasi iktidara çağrımız hemen meclisi toplaması ve bu bir günde çözülecek olan bu sorunu çözmek için yasayı derhal çıkarmasıdır. Amasız, fakatsız, formülsüz yasayı hemen çıkartın, meclisi toplayın. Söylendi, amasız, fakatsız, formülsüz EYT sorunu çözün. Teşekkürler. Teşekkürler.